sabahın bu saatinde şemsiyemi kim böyle buraya doğru çekti bozdu? Ay neyse ki dükkanı açmak için erkenden uyanabildim. Of. Şimdi önce şurayı açalım. Sonra şurayı açalım. Ay çalışan arkadaşlar dükkanı bu kadar dağınık bırakmak zorunda mısınız? Neyse ki dükkandaki her şey çok dağılmış. Bütün işleri halletmem gerekiyor. Şu sandalyeler niçin burada kalmış? Bunu buraya çekelim. Bunu bu tarafa doğru çekelim. Hatta birazcık şöyle bile çekebiliriz. Evet. İşte şu anda oldu sanırım. Çok güzel görünüyor. Evet. Şu bardakları aslında düzenlesem hiç fena olmayacak. Evet. Şu bardaklar masanın üstüne. Bu bardak burada kalabilir. Şunu da şuraya koyarsak. Tamam. İşte oldu. Şu maket dondurmayı da şu kenara doğru çekmem gerekiyor sanırım. İnşallah bugün bol bol müşteri gelir de çok para kazanırız. Oo, neyse ben bağırmaya başlayayım. Birazdan burası çocuk dolar. Dondurmacı. Dondurmalarım çok güzel. Heyo çocuklar. Benim çok güzel dondurmalarım var. Gelip tadına bakmak ister misiniz? Ice cream. Çok güzel dondurmalarım var çocuklar. Hey kertenkele çocuk. Şuradaki dondurmacıya gidip birazcık dondurma yemeye, biraz serinlemeye ne dersin? Aa, tabii ki olur derim aslında ama benim birazcık boğazlarım ağrıyordu. Yeni hastalıktan iyileştim de sonra tekrardan hastalanmaktan korkuyorum doğrusu. Hadi ama dostum, niçin hastalanacaksın? Sen kertenkele çocuksun. Öyle düşünürsen hasta olursun tabii. Hey bak ne diyeceğim. Yoksa dondurma yedikten sonra üzerine su içmedin mi? Hayır tabii ki. Suyumu içtim ama çok fazla dondurma yemiştim. O yüzden hastalandım. Tamam dostum birazcık yersen ya da dondurma yemezsin çikolata yersin. Ne dersin? Bu da iyi fikir. Evet o olabilir. Hadi o halde gidelim. Aa, merhaba. Merhaba benim çok güzel dondurmalarım var. Çikolatalı, çilekli, kaymaklı, hatta vişneli ve karamelli bile var. Bakın benim burada bir tane de arabam var. Arabamın içerisinde çok güzel bir kafem var. Gelip yakından incelemek ister misiniz? Hadi gelin. Gelin size göstereyim. Kafemin içerisinde ocağım var, oturma yerleri var. Çok güzel şeyler var. Hey, bay canına. Merhaba güzel kız. Demek burası senin dondurmacın. Evet, burası benim dondurmacım. Seni bir yerden tanıyor gibiyim. Hey, beni bütün çocuklar tanır neredeyse. Benim ismim Baykuş Kız. Ne? Sen Baykuş Kız mısın? Tabii ki Baykuş Kızım. Yoksa beni tanımadın mı? Şu çocukların sevdiği çizgi filmde oynuyorum. Aa, evet şimdi hatırladım. Bir keresinde benim kafeme bir çocuk gelmişti. Üstünde Baykuş Kız tişörtü vardı. Oo, demek Baykuş Kız tişörtü vardı he? Vay canına. Çocuklar beni çok sever. Evet çocuklar seni çok seviyor. Senin bir tane arkadaşın vardı. Hatta iki tane. Evet bir tanesi kertenkele ve diğeri kedi çocuk. Neredeler peki? Göremiyorum. Hani buradalar mı? Hani yoklar? Burada canım kertenkele çocuk bu. Kertenkele neredesin? Az önce buradaydı arkadaşım. Hatta birlikte gelmiştik. Nerede şimdi bu çocuk? Bir saniye. Arkadaşım ben arkadaşına gelmiştim. Gerçekten doğru söylüyorum. Hatta biz buraya geldik. Canımız dondurma çekti. Sonra dondurma yemek istediğimi söyledim. O da yemek istemedi. Çünkü yeni hastalıktan kalkmış. Annesinin kızabileceğini söyledi. Allah Allah. Yoksa bir yerlere mi kaçtı saklandı? Kertenkele neredesin? Şu arabanın arkasına mı baksam? Hey burada mısın? Aa burada da yok. Yoksa şemsiyenin altında mı? Kertenkele nerelerdesin? Kertenkele buradayım buradayım. Kertenkele seni arıyorum nerelerdesin? Baksana bu kafenin sahibi çok tatlı bir kız arkadaş. Onun arkadaşı
oldum. Hadi sen de gel, seni de tanıştırayım. Şey, geleceğim ama beni lütfen dondurma yemeğim için zorlama. Kendimi tutamayabilirim. Tamam tamam, merak etme dostum. Bunun için mi yoksa ortadan kayboldum? Evet, yeniden hasta olmak istemiyorum. Hastalanınca dışarıya çıkamıyorum, okula gidemiyorum ve arkadaşlarımla dışarıda keyifli vakit geçiremiyorum. Ha, şimdi anlaşıldı dostum senin derdin. Hadi gel bakalım benimle. Merhaba. Merhaba. Benim ismim Kertenkele Çocuk. Vay, demek Kertenkele Çocuk sensin. Ben seni tanıyorum. Evet, beni herkes tanıyor. Biliyor musun, ben seni de arkadaşlarım da çok seviyorum. Şey, sizin bir tane arkadaşınız vardı. Kedi çocuk nerede? Şey, bana da kedi çocuğu sordu az önce. Kedi çocuk bugün evde ve annesiyle işi vardı. Ben de tabii ki gelmediğini söyledim. Evet, kedi çocuğun bugün dışarıda işi vardı. O yüzden yanımıza gelemedi. Dondurmaları çok güzel görünüyor ama ben yiyemeyeceğim. Evet, arkadaşım birazcık hasta da. Boğazları şişti, ateşi çıktı ve bu yüzden bir süre bizim yanımıza gelemedi. Evet, yeniden hasta olmak istemiyorum arkadaşım, anlıyor musun? Tamam, yeter, sakin ol. Sana buradan bir tane çikolata alırız. Üzülmene gerek yok. Üzülmene gerek yok. İkiniz için de harika şeylerim var. Şimdi bekle beni. Al bakalım, bu senin için. İnanamıyorum, bu harika şeker benim mi? Oo, harika görünüyor. Hemen şuraya oturup bunu yemek istiyorum. Hoşça kal, hoşça kal. Hemen şuraya oturmak istiyorum. Baykuş kız, lütfen kusura bakma. Ben burada oturup bu şekeri yemek istiyorum. Hayatımda bu kadar güzel bir dondurma gibi görünen, hatta tadı dondurmaya benzeyen bir şeker yemedim. Aa, harika. Çok komiksin kertenkele çocuk. Gerçekten çok komiksin dostum. Peki ben ne yiyeceğim? Bir şey söylemek istiyorum sana arkadaşım. Benim şu masanın altında bir tane çikolata gözüme çarptı. Şu bak gördün mü? Bu ne kadar güzel bir çikolata. Oh, aman tanrım. Kokusu bile harika. Arkadaşım, ben de o çikolata istiyorum. Tabii ki alabilirsin. O çikolatayı da sana satabilirim. Oo, harikasın. O halde bu güzel çikolata benim. Kafedeki her şey enfes ve şahane görünüyor. Ama yalnız bana da bir tane sandalye gerekiyor. Arkadaşımla keyif yapmam için. O halde sen de buradaki sandalyelerden birine oturabilirsin. Tamam, hemen. Geliyorum o halde. Önce çikolatamı alayım. İşte oldu. Harika bir çikolatam. Sanırım tadına daha fazla dayanamayacağım. Oo, çok güzel bir çikolataymış bu. Evet, bütün çocuklar genelde bu çikolatama ve bu şekerlemelerime bayılıyor. Şurada duran dondurma gerçek mi arkadaşım? Bu mu? Bu dondurma gerçek değil. Bu sadece bizim kafemizin tanıtım için bir resmi, bir maketi. Ben geldiğimde az önce onu gerçek zannettim, biliyor musun? Az daha bir parça tutamayıp kendimi yiyecektim. Gerçekten mi yiyecek miydin? Gerçekten yiyecek miydin? Ay, çok komiksiniz. Ama gerçekten herkes, bütün çocuklar bu dondurmayı gerçek sanıyor. Şuna bakar mısınız? Tıpkı gerçek bir dondurma gibi. Hatta kokusu bile öyle. Çok güzel. Ama artık benim canım dondurma istemiyor. Çünkü kafede çalıştığım için her gün dondurma yiyorum. Evet, gerçekten harikaymış çikolatan. Bir daha tekrar geliriz umarım. İyi ki gelmişiz arkadaşım. Beni buraya getirdiğin için çok teşekkür ederim sana. Ben de geldiğinizde çok sevindim Baykuş Kız ve Kertenkele Çocuk. Sizi hep televizyondan izliyordum. Bir dahaki geldiğinizde diğer arkadaşınız kedi çocuğu da getirin, olur mu? Hepinizi çok seviyorum.